Fatih Harbiye, 9. Hariciye Koğuşu ve Cingöz Recai gibi unutulmaz birçok esere adını altın harflerle yazdıran usta yazar, gazeteci, fikir adamı Peyami Safa hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz? Peyami Safa, Servet-i Fiyun'un şairlerinden İsmail Safa ve Serler Bediye Hanım'ın çocuğu olarak 2 Nisan 1899 yılında dünyaya gelmiş. Safa'nın doğduğu yer İstanbul Gedikpaşa olarak bilinse de bazı kaynaklar babasının işi nedeniyle Sivas'ta doğduğunu söylüyormuş. Adını usta şair Tevfik Fikret koymuş. Daha 9 yaşındayken geçirdiği kemik hastalığının yanı sıra geçim sıkıntısı sebebiyle düzenli eğitim alma imkanı olmamış. 1910'da başladığı Vefa Lisesi'ne yine aynı sebepten dolayı devam edememiş. Küçük yaşlarda babasının yakın arkadaşlarından birinin hediye ettiği Pötülerus'u kendi kendine ezberleyerek tek başına Fransızcayı öğrenmiş ve felsefe, psikoloji ve tıp alanına duyduğu ilgiyle kendi kendine yetiştirmeye başlamış. Peyami Safa, ailesinin geçim yükünü hafifletmek amacıyla 1915'te posta telgraf nezaretinde çalışmaya başlamış. Rehberi İttihat Mektebi'nde 1917'de öğretmenlik yapmaya başlayan yazar, 1918'de Duyunu Umumiye'de memur olarak görev almış. Hayatı boyunca ara vermeden eser üretmesini yaratıcı sefalet olarak niteleyen Safa, bir yazısında "Fakirlik ve hastalık dirilticidir, korkutur ve iradeyi kamçılar, uyuklayan enerjileri ayaklandırır. Başarmak için korku da ümit kadar şarttır. İnsana fakirliğin ve insanlığın öğrettiğini hiçbir kitap ve okul öğretemez" sözleriyle kaleme almış. Şair amcaları Ahmet Vefa ve Ali Kamil'in yönlendirmesiyle edebiyata ilgi duymaya başlayan Safa, ilk olarak abisi İlhami Safa ile çıkardıkları 20. Asır gazetesinde kaleme aldığı Asrın Hikayeleri başlıklı yazısıyla tanınmaya başlamış. Safa bu dönemden sonra 43 yıl süren gazetecilik ve yazı hayatına böylece başlamış. Eserlerinde Doğu ve Batı sentezi, ahlaki çözülmeye ilişkin eleştiriler ve gençliğin üstündeki sosyal baskılar gibi konuları ele alan Safa, Tercümanı Hakikat, Tasviri Efkar, Son Telgraf, Son Saat ve Son Posta gazetelerinde çalışmış. Usta yazar, annesinden ilhamla kullanmaya başladığı Server Bedi imzasıyla 1914'ten 1961'e kadar içlerinde Cingöz Recai'nin de bulunduğu 61 eser kaleme almış. Bir tür anti kahraman, zeki bir dolandırıcı ve zenginden alıp yoksula veren bir köroğlu modeli çizen Cingöz Recai, ilk olarak 1924'te 10 kitaplık bir seri olarak yayımlanmış. Okurların gösterdiği ilgiyle 1925'te seriye 10 kitap daha eklenmiş. 1930'da kaleme aldığı kendi hayatından izler taşıyan eseri 9. Hariciye Koğuşu, yazarın kariyerinde bir çıkış noktası olmuş. Çocukluğunun 7 yılını iltihap kapan kolunun kesilmesi endişesiyle geçiren ve uzun yıllar tedavi olan yazar, romanında benzer acıları ayağı nedeniyle yaşayan bir karakter ele almış. Peyami Safa, yazdığı hikayeyi kendisine göstermek için ziyaretine gelen Nebahat Hanım'la 1937'de tanışmış ve evlenmiş. Yazar Safa, 1928 ve 1940 yılları arasında Cumhuriyet Gazetesi'nde Server Bedi ve Peyami Safa imzasıyla yazılar kaleme almış. Köşe yazarlığı ve edebiyat sayfası editörlüğü gibi pek çok işi üstlenmiş. Yeni Mecmua, Büyük Doğu, Vakit, Milliyet, Son Havadis ve Çınar Altında yazılarını yayımlayan Safa, çeşitli fikir akımlarını benimseyerek edebi ve fikir yazıları kaleme almış. Romanlarını ise tefrikalar halinde gazete ve dergilerde yayımlamaya devam etmiş. Safa, dönemin en önemli isimlerinden Yakup Kadri, Ahmet Haşim, Cahit Sıtkı, Nurullah Ataç, Aziz Nesin, Muhsin Ertuğrul, Orhan Seyfi Orhon ve Yusuf Ziya Ortaç'la aynı yayınlarda yer almış.
Necip Fazıl Kısakürek ve Nazım Hikmet'le dostluğu bulunan Safa, zaman zaman Ahmet Haşim, Yakup Kadri, Yahya Kemal, Cenap Şahabettin, Nazım Hikmet, Nurullah Ataç, Aziz Nesin, Sabiha Sertel ve Zekeriya Sertel'le kalem kavgasına girmekten hiç çekinmemiş. Süreli yayınlarda 1914 ve 1961 yılları arasında gerçek ismiyle ve Server Bedi, Çömez Terazat, Safiye Peyman, Bedia Servet gibi takma adlarla yazan Peyami Safa, Erzincan'da yedek subay olarak görev yapan oğlu Merve'yi 27 Şubat 1961 yılında kaybetmesinin ardından büyük üzüntü yaşamış. Çifte havuzlarda bir yakının evindeyken tansiyonu yükselerek beyin kanaması geçiren Safa, oğlunun vefatından tam 4 ay sonra 15 Haziran 1961'de hayata veda etmiş. Safa'nın cenazesi 17 Haziran 1961'de Şişli Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Edirne Kapı Şehitliği'nde eşinin ve oğlunun yanında toprağa verilmiş. Bohemlik dönemlerinden başlayarak Peyami Safa'nın en yakın arkadaşlarından biri olan ve bir dönem aynı evde yaşayan Necip Fazıl Kısakürek, başarılı yazarın vefatının ardından kaleme aldığı yazısında kafası vardı, kültürü vardı, üslubu, cümlesi vardı, iç dünyası, hafakanları vardı, çilesi vardı, metafizik aracılığı vardı, imanı, şüpheleri, estetiği ve diyalektiği vardı değerlendirmesinde bulunmuş. Birçok unutulmaz esere imza atan Peyami Safa'yı vefatının 59. yılında saygıyla anıyoruz.